açalım mı? Şimdi siz biraz girizgah yaptınız ama çünkü CHP'yi ayrı bir başlık olarak konuşmak isterim aslında. Çünkü nasıl muhalefeti şarj edeceğiz diye düşünürken tabii ilk akla gelen işte CHP oluyor ana muhalefet olarak ve oradaki işte o değişim dönüşüm süreci. Şimdi son günlerde Kılıçdaroğlu'nun arka arkaya verdiği 3 farklı röportajı konuşuyoruz. Anladığımız kadarıyla kurultay sanki şu an gördüğümüz yerel seçimden önce olacak, Kasım öncesinde. Peki bir değişim, o dediğiniz şarj etme süreci kurultayda olabilir mi? Kurultay bir değişim adresi olabilir mi mevcut sistemde? Yoksa mesela farklı yöntemlere mi başvurulmalı? Şimdi diyelim ki bu rekabet süreci, daha doğrusu kurultay süreci, parti içi demokrasinin sonuna kadar kullanıldığı ve o parti içi demokrasinin yıpratıcı bir rekabete dönüşmediği, hakikaten kan tazelenmiş, yeni enerjiyle şarj olmuş. Çünkü bu sadece büyük kurultay konuşuyoruz ama en küçük beldeden, ilçeden, ilden, büyük şehir, yani Türkiye geneline varıncaya kadar bütün örgütler yenilenecek. O yüzden de orada CHP kendini yenilemiş, tazelemiş, enerjisini yeniden toplamış bir biçimde çıkabilir. Ya da bu rekabet süreci çok yıkıcı da olabilir. Düşünün, her ilde, her ilçede büyük kavgalar yaşanmış, büyük sorunlar yaşanmış, küskünler ordusu oluşmuş, insanlar kırılmış, bugüne kadar parti örgütlerinde çalışmış fedakar insanlar bir kenara itilmiş falan. Bir de bunu düşünün. Şimdi her ikisinin sonuçları çok farklı olur. O yüzden bu sürecin nasıl yönetileceği çok kritik. Benim gördüğüm şu ana kadar herkes bu centilmenlik, parti içi demokrasi, birbirine saygı falan şeyini, hususlarını göz önünde bulunduruyor. Orada şu ana kadar bir sorun yaşanmadı. Ama kurultay süreci de daha yeni başladı. Şeyde Eylül'de ilçe kongreleri yapılacak. Ekim'de ilçe il kongreleri yapılacak. En sonunda da işte büyük kurultaya gelecek. Şimdi o süreçler CHP gibi bir köklü bir kurumun, kuruluşun teamüllerine uygun nezaket, demokrasi falan çerçevesi içinde mi kalacak? Yıkıcı bir süreç mi yaşanacak? Bence o çok kritik. Orada CHP kendisine yakışır bir süreç yönetimi gösterirse, galibi kim olursa olsun ama, yani yıkıcı da olabilir bu, yapıcı da olabilir. Yapıcı bir süreçten çıkacak olursa, yenilenmiş, genç, tazelenmiş bir şey CHP, etrafına toplayacağı diğer muhalefet partileriyle birlikte 2019'u daha da öteye de taşıyabilir. Ya da 2019 tarih sayfalarında kalır, 2024'te tam tersi bir hikayeyle de karşılaşılabilir. O yüzden benim önerim bütün partilere, bütün siyasetçilere, özellikle iktidar dışında siyaset yapan bütün siyasetçilere 2018-2019 arasındaki süreçten iyi ders alınması, o sürecin iyi gözlemlenmesi ve hani her şey bitti dediğiniz anda bir anda toplumun yeniden enerjisini, o demokrasiyi koruma, ülkeyi geliştirme, muhalefetin işte diri kalmasını sağlayacak enerjiyi topluma aktarabiliyorsunuz ya da aktaramıyorsunuz. Mesela 2019'da eğer yerel seçimlerde de benzer bir yenilgi almış olsaydı muhalefet ve 2023 öncesindeki o diri toplumsal muhalefeti biz göremezdik. O toplumsal muhalefetin var olmasının nedeni 2019'daki başarıydı. Tekrarlayabiliriz dedi. Tamam, tekrarlanamadı ama 2024'ü tekrarlayabilir mi? Tekrarlayabilir tabii ki. Bu her seçim yeni bir seçim ve her seçimin koşulları kendine özgü. Bir önceki seçimin bazı etkileri elbette ki bir sonraki seçim üzerinde bazı tesirler bırakıyor. Ama bu illa da her seçim bir öncekinin fotokopisi olacak anlamına gelmez. Öyle olsaydı zaten seçim yapmaya gerek yoktu. Bir kere seçimi biri parti kazandığında hep o kazanacak derdik. Böyle bir şey söz konusu değil yani demokraside. O yüzden 2023 bir seçimdi, 2024 başka bir seçim.